Bana yolladığınız bu muhteşem kaftanı önce onu bana getiren çavuşa giydirdim. Bir müddet sonra gözlerimin önünde yere yığıldı. Validem son anda yetişip ikaz etmeseydi, onun yerinde ben olacaktım. Dışarı çıkın. Siz de çıkın. Bu vahim hadisenin akabinde validem hadiseyi izah etti. Yıllar evvel siz de aynı şeyi yaşamışsınız. Atam rahmetli Yavuz Sultan Selim Han... Sen de buna inandın öyle mi? Benim evladımı öldürebileceğime inandın hem de bu şekilde. Üzerinde mührünüzün olduğu bir mektupla geldi hünkârım. Başka ne düşünebilirdim ki? Bu ihtimal nasıl gelir aklına Mustafa? Böyle hain, böyle alçakça bir infaza cevaz verir miyim ben? Bana bir şehzade her ihtimali düşünmelidir demiştiniz. Günlerce kafamın içinde yankılanan ve beni buraya getiren söz buydu hünkârım. Üstelik ben buraya can almaya değil, can vermeye geldim. O halde neden kılıcını kuşanıp geldin? Neden yalın gelmedin? Bir cihan hükümdarının oğluna yakışan budur hünkârım. Ben bir asker gibi ölmek istedim. Mustafa abim içeride mi? Bekliyoruz şehzadem. Bağışlayın. Fakat içeri alamam sizi. Eğer abimin kılına dahi zarar gelirse... birçok insanın kellesi gider. Özellikle ona tuzak kuranların. Ailenize dönseniz iyi olur şehzadem. Kimse bana ne yapacağımı söyleyemez Rüstem Paşa. Abi, telaş etmeyeyim ben Cihangir. Hünkârım seni görmek istiyor. Altı bölük halkına haber gönder, odalarına çekilsinler. Emredersiniz hünkârım. Lakin Yeniçerilerin hala sarayın önünde olduklarını hatırlatmak isterim. Söylediğimi yap Rüstem. Çekilirsin. Ağalar! Ferhat ağa gelsin. Şehzadeyi durdurmanı emrettim. Lakin sen emrime riayet etmediğin gibi onunla birlikte buraya geldin. Öyle mi? Haşa hünkârım. Müsaade buyurun izah edeyim. Anlat. Şehzademizin yolunu kestim ve emirlerinizi tebliğ ettim. Bana sadece sizinle konuşmak istediklerini söylediler. Yalnız ve silahsız olarak. Üstelik kendileriyle birlikte gelen asker Üsküdar'da bekleyecekti. Bu şartlar altında şehzademizin isyan etmek gibi bir niyetinin olmadığını anladım. Hal böyle olunca siz yüce hünkârımızı ve şehzademizi ayırmak yerine bir araya getirmeyi tercih ettim.
Ya hünkârımız saraya kabul etmeselerdi? O vakit ne olacaktı? Şehzademizin sancağına geri dönmeleri için icap eden neyse onu yapardım Paşa Hazretleri. Vaziyet bundan ibaret hünkârım. Adaletiniz karşısında boynum kıldan incedir. Vaziyet malumum oldu Ferhat'a. Çekilebilirsin. Hünkârım. Ne olursa olsun Ferhat Ağa'nın yaptığı kabul edilemez hünkârım. Ben gördüm. Hem onu hem Yeniçerileri gördüm. Gözlerinde öfke, ellerinde kılıç. Kim Rüstem Paşa? Kim benim oğluma yolladığım kaftanı zehirledi? Mustafa'mı bana düşman etmek isteyen kim? Sen bana bunun cevabını ver. Şehzademizin isyanından medet uman herkes olabilir hünkârım. Kim bu herkes? Vezirlerim mi? Paşalarım, beylerim? Yoksa daha yakından birileri mi? Sultanlarım? Şehzadelerim? Belki de daha uzaktan hünkârım. Devlet-i Aliye'yi savaş meydanlarında mağlup edemeyen kafirlerin işi de olabilir. Her kimse onu bul getir bana Rüstem. Senin vazifen bu. Tek teselliğim ne biliyor musun? Şehzadem bu alçakça oyuna rağmen isyan etmediği gibi canını bana teslim etti. Oh, my God.